Evet sevgili kayak severler, Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Sezonun ilk otdoman çalışmasını yapacağız. Ekip yine muhteşem. İstanbul'dan Ertaş abim var, Eyüp abi var. Ekip yine harika. Önden Onur, Tevfik, ekip ve Mustafa. Evet, ekibin son üyesi, son yeni üyesi. Evet, Mustafa'lar orada. Evet. İstanbul'un diğer ekibi hemen arkada, alt tarafta daha doğrusu. Evet sevgili kayakseverler, dediğim gibi tarihlerimiz 29.01.2022'yi gösterirken saatlerimiz de 3'e yaklaşıyor. Bugün gerçekten bu cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi gerçekten güzeldi, gerçekten harikaydı. Zaten karşı tarafa her yere imza atmış borççular, kayakçılar. Güzelliği de oradan anlaşılıyor sevgili dostlar. İlk defa sezonun otdoman pistini tadına bakacağız. Gönül isterdi ki orijinal pistlerinden kayalım, orijinal yerlerinden kayalım ama bastırma ile ilgili problemler var. Orijinal pistlerinden bir tanesi yukarıdan indiğimiz zaman sağa doğru şuradan gelir. Bir tanesi şu karşı yamaçtan gelir. Bir tanesi tepenin arka tarafından divana bağlanır. Bir tanesi güney tarafına, develi tarafına, tekir tarafına doğru gider. Oradan bağlanır ve yani Türkiye'nin herhalde en yüksek kayak pisti de diyebilirim. Tam emin değilim ama öyle diyebiliyorum. Yeri konumu çok güzel ama birazcık daha emek istiyor diye düşünüyorum sevgili kayakseverler. Evet, hadi hızlanalım. Evet sevgili kayakseverler, zirveye geldik, fotoğraflarımız çekildi, manzaranın tadına vardık. İyi abi diyor ki ne yapıyoruz, gidiyoruz, kamerayı alıyoruz gidiyoruz. Erdeş abim önden, siz önden, ben de arkadan, ekibi arkadan güde güde aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar, Tuğrul bu arada o objektiflere yansıyor, el sallıyor. Onur, Tevfik, İyi abi, Neşat hocam, Aytaş. Ve Aytaş hocam ve Aytaş mı? Ertaş. Ertaş hocam. Neşat mı dedim ya? Eyvallah. Evet. Ya evet. Evet şimdi az önce demiştim kameralar bende olacak diye sevgili kayakseverler. Objektifler artık bende. Neşat hocam ve Ertaş hocam. Eyvallah. Ertaş hocam ve ekibini komple şimdi hep birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Abi 2 dakika bir tutar mısın? Tutarım, problem yok. Şunu şöyle bindireyim. İşte gözlüğümü de indirdim. Hazırız sevgili kayakseverler. Hazırız. Evet. Ekip aşağıda görüşürüz. Hazır mısınız? Hadi Mustafa. Mustafa'mız burada. Ertaş hocamla. Geçen sene değil. Evvelki sene ne yapmıştık? 3 numaralı pistten kaymıştık Ertaş hocamla birlikte. Şimdi ise otdamana ilk defa benim ısrarımla geldi. Kayamam dik demişti. Aslında hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir problemi yok. İnanın divan kadar bir dikliği var. Hatta divandan bile az. Nasıl? Ekip evet. Ekip diyor ki önden gidin de mihman şeylik yapın. Kılavuzluk yapın görelim diyorlar. Hadi. Gene kendimi feda edeyim. Evet, anlatmaya gerek yok. Gerçekten manzara inanılmaz sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde İsarcık Kapı divan teleferiyle divan üste çıktık. Otdoman teleferiyle de tekrardan otdomana çıktık. 2021. Evet, kayakçı düşüyor. Borççu düşüyor. Anlatmaya gerek yok. Düşüp ve kalkıyor. Minik bir düşme. Evet, pistler şu ana kadar gayet iyi. Gayet başarılı diyebiliriz sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde 2021
22 yılının ilk Ottoman deneyimi diyebiliriz. Erdaş hocam, pisti tam kullanma abi, yarım kullan. Borçlu geliyor. Borçlu geliyordu arkadan. Borçlu nereye gidiyor? Anlatmaya gerek yok. Erdaş hocam, pisti. Hadi bakalım, Demet Akalın diyorduk geçen sene. Bu sene de aklımıza geldi. Bu sene de diyoruz. Oo, taş çok koca. Maalesef taş var. Ottoman'ın da böyle bir sıkıntısı var. Filelerin yan tarafını tercih ediyorum ki taşlardan korona bilelim diye sevgili kayakseverler. Erdaş hocam düşüyor. Erdaş hocam niye düştü? Nasıl düştü? Hiç. Nasıl? Taşa mı takıldın? Taşa takıldım. Geçmiş olsun abi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Çok mu büyüktü abi? Çok taş var ya. Evet, evet. İşte o yüzden sadece taş olayı var. Dikkat edelim. Yavaş inelim. Ya aynen, yavaş inelim. Evet, evet. Kısa şeylerle. Evet. Slalomlarla. Evet. Slalomlarla. Neyse, bir yerinde bir şey yok. Tamam. Önemli. Sol ayağımın içi takıldı. Tamam. Kendine bir şey olmasın abi. Gerisi önemli değil. Ertaş hocam düştü. Sıkıntı yok. Evet, ekip bekliyor. Evet, bundan sonra olmaz ama. Bundan sonra olmaz abi. Ondan sonra kuyt. Ne oldu Onur? Ve Onur geliyor. Vay baba. Maşallah diyoruz. Hemşerim benim ya. Vallahi Ottoman'ı ağlatıyor adam. Maşallah var yani. Ekip sonradan geliyor. Tadını çıkaracak biraz. Evet. Ertaş hocam bekliyor ki ekip önden gitsin, kılavuzluk etsinler. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmediğimiz için diyor. Arkadan borçlunun hışırtısını duydum. Borçlu hışırdıyor. Bu borçluların hali ne olacak diyorum. Eskiden pist, şu görmüş olduğunuz yerden aşağı inerdi arkadaşlar. Ama şimdi şuradan aşağı inerdi. Ama şimdi öyle değil. Evet, değişik hareketler izliyorsunuz kayakçıdan. Kayakçıdan çekiyorum. Evet. Anlatmaya gerek yok. Tuğrul bekliyor. Tuğrul niyeti bozdu. Pistin dışına çıkıyor Tuğrul. Tuğrul pistin dışına çıkıyor. Bravo Tuğrul. İşte bu. Eskiden çileye dönen yer bu sefer güzelleşmiş. Erdaş hocam düz git. Düz git abi. Düz tarayar, düz tarayar zülfün. Düz tarayar. Alem düşman kesilmiş. Evet, Erdaş hocamın peşindeyim. Çok ısrar etmiştim. Düştü az önce. Çok korktum. Yani benim ısrarımla bir şey oldu diye. Ama çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok mu sevgili kayakseverler. İşte bu. Bundan sonra abi tatlıdır pist. Tatlıdır. Tatlıdır dedim de. Ama gene de dikkat et. Biraz sertleşmiş.
İyi mi abi, yoruldu? Sağa çekiyor treni. İyi mi abi, treni sağa çekiyor. Ertaş abinin peşindeyim. İsmi yanlış telaffuz ediyorsam Ertaş hocam hakkını helal etsin. Var mı bir şey deli olan? İyi misin? İyiyim. Geçmiş olsun. Anlatmaya gerek yok. Otlamanın zirvesinden 3400 küsur metreden yükseklikten Ertaş hocam burayı da deneyimliyor sevgili. Yavaş yavaş, borçaya dikkat et. Borçaya dikkat et. Borcu biraz hard kayıyordu. Evet, yani Ertaş hocam çok emniyetli kayıyor. Dolayısıyla yavaş. Çok çılgın kayıyorsunuz ya. Öyle dengesiz kayılmaz arkadaş. Oh. Ya aynen öyle, hiç sorma ya. Hiç sorma ya. Evet, bir kişi düşmüş aşağıda. Bir kişi düşmüş. Arkadan trafiğe dikkat et Erdeş abi. Evet, Erdeş abinin peşinden gidiyorum tekrar. Erdeş abiye koşmaya çalışıyorum. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Altının karnını temizleyin. Evet, Ertaş hocamın peşindeyim. An be an Ertaş hocamın peşindeyim. Anlatmaya gerek yok. İşte Ertaş hocam. İşte otlaman pisti. İşte kayakçı, işte Erciyes Kayak Merkezi sevgili kayakseverler. İşte Erciyes Kayak Merkezi ve Ottoman'ın da tadına baktı. Deneyimle diye. Ama bir dahaki sefere biraz daha kar yağıp öyle çıkmak bence en mantıklı sevgili kayakseverler. Çünkü birazcık taş var. Yani taş olduktan sonra da az önce Ertaş abinin düştüğü gibi hiç mantıklı gelmiyor. Ertaş hocamla aramıza kayakçı giriyor sevgili kayakseverler. Kayakçı giriyor, sarı montu, mavi eldiveni, siyah montun unuyla. Evet. Divan, alt tesise. Ertaş hocamla birlikte alt tesise kadar geldik sevgili kayakseverler. Bundan sonra ekibi toparlasak mı yoksa gitsek mi? Çok fazla. Dinlenelim. Ve buradan geçelim. Tamam. Ekibi de toplayalım. Aşağı kadar devam etmeyelim mi? Gidelim. Aşağı kadar devam edelim. Gidelim. Dinlenelim o zaman. Biraz dinleyelim. Daha söyleyelim. Eyvallah. Tamam. Arkadaşlar biraz ara verelim bizim için. Daha sonra devam edelim. Biraz dinleneceğiz. Hadi bakalım. Devam. Ben yoruldum çünkü. Evet. Eyvallah. Ben de. Evet sevgili kayakseverler. Dinlendik. Dinlendik artık. Devam edebiliriz sevgili dostlar. Yani şuradan 100 metre gidelim, dinlenelim. Evet. Ottoman'dan geldik. Sevgili kayakseverler. Ekiple. Onur nasılsın Onur? Abi bir sene sonra ilk defa olunca çok yoruldum. Dinlen. Birazcık dinlen. Tevfik'le gel. Tamam. Tamam. Tevfik sana badilik yapsın. Evet. Biz Mustafa Turgut geliyor mu? Ertaş abimle birlikte geliyoruz. Eyüp abi sen geliyor mu? Geliyorum. Gel. Hadi. Onur'u arkada bırakıyoruz. Hemşerimizi satıyoruz. Ucuza da gitti aslında da. Satıyoruz ve arkada bırakıyoruz. İşin esprisi bir yana da arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldu. Dolayısıyla dinlensin. Ondan sonra Tevfik mihmandarlık yapacak. Ve onu indirecek sevgili kayakseverler. Evet. Ertaş abi anlatma. Yavaş inelim abi. Sıkıntı yok. Ben sana badilik yapacağım. Döndüm sevgili kayakseverler. Döndüm durdum. Ben sana döndüm durdum. Ertaş abi Ottoman'a inerken birazcık zorlandı. Birazcık yoruldu, farkındayım.
Amma ve lakin cümbür cemaatin diline düştü diyebilirim sevgili kayakseverler. Çünkü yavaş 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 yavaş. Yavaşın arkadaşlar. Evet Ertaş abi, aslında şurada bir öz eleştiri de bulunayım Ertaş abiye. Yani çok pisti tam kullanıyor. Ertaş abi. Abi. Yani bence bir şey yanlış gidiyor abi ya. Pisti tam kullanıyorsun. Pisti bence özellikle dar yerlerde tam kullanma. Yani tamam, en sağından en sonuna gidiyorsun ya. O arkadan gelen için büyük tehlike oluşturur diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Benim gördüğüm tecrübe. Yani yani daha ve borçlu. Lan nasıl bir hareket yaptı? Bravo! Gerçekten çok güzeldi. Yani arkadaki şeyi, trafiği tehlike, arkada çarpma olasılığı daha fazla gibi gördüm abi ya. Ha, kısa dönüşlerle özellikle bu dar yerde problem olur diye düşünüyorum. Evet sevgili kayakseverler, küçük bir tüyo verdikten sonra Ertaş hocamla aşağıya iniyoruz. Mustafa bizi bekliyor. Haydi Mustafa, haydi gel bizimle kay. Oturup Erciyes'in pistlerinden bakalım, kayalım aşağıya doğru. Gökteki başka kayak merkezindeki kayakçılar imrenip birer birer buraları ziyaret ederler. Evet dostlar, anlatmaya gerek yok. Neşet hocam ve yukarıda da Tuğrul. Tuğrul kendini dağlara taşlara vurdu sevgili kayakseverler. Hatta şöyle göstereyim. Tuğrul yukarıda, biz aşağıdayız. Erciyes Kayak Merkezi'nde Dion pistinin. Alışmışım ya. Uzun dönmeye alışmışım ya Murat. Evet. O yüzden biraz olmuyor. Tamam tamam abi. Yani bak özellikle bu dar yerlerde arkadan çok hızlı gelenler sana çarpma ihtimali çok yükseltiyorsun yani. Eyvallah. Evet evet. Çünkü gördüğüm, yaşadığım tecrübeler bu. Eyvallah. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Tamam tamam, sıkıntı yok. Ben seni takipteyim. Sen istediğin gibi gidebilirsin. Mustafa kırmızı montuyla. Mustafa bastırdı gidiyor. Yavaş. Ertaş hocam yavaş. Sarı montuyla arkadan hışır hışır gelen kayakçı. Yavaş. Ertaş hocamın peşinden. Tuğrul. Ertaş hocam. Evet. Ertaş hocamı izliyorsunuz sevgili kayakseverler. Divanın son, daha doğrusu o zor dikliğinin ortalarına doğru geldik. Ve yavaş yavaş o dikliği Ertaş hocamla dinlene dinlene, kendimizi yormadan hep birlikte iniyoruz sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde olduğunuzu unutmayın. Olduğumuzu, daha doğrusu Erciyes Kayak Merkezi. Evet, yoruldum diyor. Dinlenebiliriz. Ertaş hocam yorulduğu gibi birini takip ederek inmek takipçiyi de her zaman yorar. Bilmiyorum, beni izlerken siz yoruluyor musunuz siz takipçi olarak? Ama ben Ertaş hocamı takip ederken yoruyor. Ama sorun değil. Biz alışkınız. Her türlü şartta iki kamerayla birden evelallah her türlü hizmeti size sunmaya hazırız sevgili kayakseverler. Ertaş hocamın objektifiyle benim objektifim şu anda yan yana diyebilirim sevgili kayakseverler. Yan yana, ard arda, ön öne.
Evet. İşte kayakçı. İşte divan. İşte Erciyes Kayak Merkezi. Divan. Divan pisti. Ertaş hocam. Evet. Ertaş hocam. Yorulması gayet normal. Mustafa da bizi çekiyor. Eyvallah. En sonunda biraz sürat yapalım Murat'cığım. Sıkıntı yok. Ben her türlü uyarım. Yok yok abi ya, ben benim için büyük ama keyif. Sayende bugün Erciyes'in zirvesine çıktık. Zirveye çıktık. Tabii tabii. Tabii ben teşekkür ederim. Ben eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah. Ben teşekkür ederim abi. Yani birileri bazen bazı şeye vesile olur. Eyvallah. Vesileyiz yani. Tamam. Sıkıntı yani yok. Daha en zirveden, en yakından görmek istiyordum. Abi ya zaten keyifli olan tarafı oranın o. Eyvallah. Gerçek pistler açılmadığı için. Dediğim gibi orası gerçekten manzarası mükemmel. Biz orada bir ara küçük bir böyle sucuk ekmek mangal tarzı bir şeyler de yapmıştık. Evet. Evet. Ben senin oraya yazın çıktığını da biliyorum. Evet. Evet. Hem yaya hem de motosiklette de çıktım abi. Ayrıca yaya da çıktım. Evet, yaya da çıktım. Motosiklet. Orada sis kapladı falan. Evet, böyle. Evet. Çok güzeldi, onu izlemiştim. Değil tek mi? Tek başına çıkmıştın o zaman. Ya evet, işte bir çılgınlık yapıp o zamanlarda biraz. Haydi yavaş yavaş. Evet, hadi. Ya Allah bismillah diyelim. Mustafa da arkada bizi çekiyor sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Şu anda herkes herkesi çekiyor diyebilirim. Herkes herkesi çekiyor diyebilirim. Anlatmaya gerek yok. İşte Ertaş hocam. İşte divan pisti. İşte Hisarcı. İşte Erciyes sevgili kayakseverler. İşte Erciyes. Gerçekten bugün büyük haz aldım Erciyes Kayak Merkezi'nde. Her zaman alıyoruz ama kar yeteri kardar yağdığında işte tadına doyulmaz anları böyle yaşıyoruz sevgili dostlar. Her zaman jandarma gidiyor. Her zaman şunu diyorum. Yavaş, yavaş, yavaş. Ve kayakçı, yavaş dediğim Ertaş hocamı sıyırıp geçen kayakçı şu anda pistin dışında. Şu anda pistin dışında. Dengesiz kaymayalım. Sağlık her şeyden önemli. Küçük bir yaptığımız hata, küçük bir sağlık sorunu insanın ömür boyu çekmesine neden oluyor. O yüzden biz buraya keyif almaya geliyoruz. Dolayısıyla da keyfimizi kaçıracak hareketlerden kaçınalım. Evet, işte bu, işte bu. Tuğrul tozu dumana boğdu. Tuğrul tozu dumana boğdu. Neşet hocam, Ertaş hocam gerçekten çok yoruldu. Normaldir. Yaş itibariyle de normaldir. Kondisyon itibariyle de normaldir. Evet sevgili kayakseverler. Divan alt tesis gözüktü. Hisarcı kapı gözüktü. Ve Erdoş hocamın işinden an be an gidiyorum sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde o usta kayakçıların pistinde Ertaş hocamla birlikte çok keyifli, harika bir gün geçirdik. Harika bir deneyim oldu. Teşekkür ediyorum Ertaş hocama da. Evet, Tuğrul bizi bekliyor. Tuğrul bizi bekliyor. Teşekkür ederim Tuğrul. Evet arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok büyük keyif aldık. Ertaş hocam yoruldu. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Güzel bir deneyim oldu. Ta İstanbul'dan kalkmış gelmiş. Hoş gelmiş. Keyifle kaydık, buluştuk. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Hem otoman yaptık, hem divan yaptık. Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Eline sağlık, kayaklarına sağlık. Ağzına sağlık. Eyvallah abi, ben teşekkür ediyorum. Bir çekim yaptı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum kendisine. Eyvallah. Eyvallah. Tekrar abi. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.